Eşine az rastlanır bir şöhret hikayesinin kahramanıydı Ferdi Tayfur. Kasetleri rekor kırıyor, konser alanları hınca hınç doluyordu. Yeşilçam'ın güzel yıldızları onunla film çevirmek için sıraya giriyordu. Ona laf söylendi diye hayranlarının uğruna cinayet işlediği bir yıldızdı Ferdi Tayfur. Aşk hayatı da şöhreti gibi fırtınalıydı. Çok kadın girdi hayatına, defalarca baba oldu. Fırtınanın en büyüğünü ise Necla Nazır'la yaşadı. Sadece şöhret ve kadınlar yoktu hayatında. Öksüz ve fakir olarak başlayan yaşamının son yıllarında birçok hastalıkla mücadele etti. Felç geçirdi, diyalize girdi, böbreklerini kaybetti. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, 13 yaşında tanıdığı oğlu onu yeniden hayata bağladı. Yaşadıkları adeta arabesk bir film gibiydi. Allah beterine sağlasın şimdi. Amin. Beterin beteri vardır. Buna da şükür ediyorum ben. Hikayesi Kasım 1945'te Adana'nın Yüreğir ilçesi Taşçı köyünde başladı. Kendi anlatımına göre ise 1946 doğumluydu. Babası askere erken gitsin diye yaşını bir yıl büyük yazdırmıştı. Şerife ve Cumali'nin tek gözlü yoksul evinde dünyaya geldi. Kendisine 6 yaşındayken zehirli sıtmadan ölen ağabeyi Tayfur'un adı verildi. Babası dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan etkilenip adını Ferdi Tayfur Turan Bayburt yaptı. Gerçek ismim Ferdi Tayfur olduğunu bir türlü anlatamadım yıllarca. Benim adım Ferdi Tayfur, soyadım Turan Bayburt. Ferdi Tayfur'un çocukluğu zorluk ve yoksulluk içerisinde geçti. 6 yaşına geldiğinde büyük bir acıyla daha yüzleşecekti. Askerden gelen babası gittiği pavyonda bıçaklanarak öldürüldü. Ünlü sanatçı yıllar sonra o günü bu sözlerle anlatır. Oyuncağım olmadı. Tek gördüğüm bir dükkandaki 3 tekerlekli bisikletti. Gidip gelip bakardım. 6 yaşındaydım. Babam annemi, beni, ağabeyim Sermet'i, kardeşlerim Nafia ve Nerime'yi bırakıp göçtü bu dünyadan. Askerden döndüğü gecenin sabahıydı. Anneme 1 lira verdi. Şerife, bu parayla malzeme al. Ben de akşam et getiririm, çiğ köfte yaparsın. Çok özledim, deyip evden çıktı. Gidiş o gidiş, pavyona gitmişler. Eskiden tanıdığı bir çiftlik ağası ve adamlarıyla kavga etmişler. Babamı 10-12 kişi aralarına almış. İşlerinden biri bıçağı çekip babamın sol böğrüne sokmuş. 7 gün hastanede yattı ama kurtulamadı. Bir daha geri gelmedi. Biz 4 kardeş, babasız kaldık. Babasız kalan çocuklar ve dul bir anne ortada kaldı. Hayat onlar için daha acımasız olmaya başladı. Buna bir de annesini rahatsız eden kötü niyetli erkekler eklenince Şerife Hanım yeniden evlenmek zorunda kaldı. Artık üvey babalarının insafına kalmışlardı. Babam ölünce kala kaldık. Teyzelerim dışında kimse bize sahip çıkmadı. Genç yaşta 4 çocukla dul kalmıştı anam. Çaresizlikten bize evlatlık verecek birilerini aradı ama kimse çıkmadı. Genç, yörük güzeli, dul bir kadını rahat bırakmadılar. Bu nedenle annem evlenmek zorunda kaldı. Evlendiği adam Siverekli Şehmu Sütçü'ydü. Kasaptı ama başkalarının yanında çalışmayı kendine yediremezdi. Bir Siverekliyle, Allah rahmet eylesin. Üvey babamızdı ama babamız kadar iyi bir insandı. Küçük yaşta çalışmaya başladı Ferdi Tayfur. Böylelikle okuma hayalleri de başlamadan bitti. Babalığımın bulduğu bir işe girdim. Şekerci dükkanında çırak oldum. Okumayı çok seviyordum ama okula gidememiştim. Okumayı şekercide çalışırken bir hamal öğretti bana. Ama okusaydım sanırım sanatçı olmazdım. 10 yaşında pamuk tarlalarında kazma sallar oldum. Annem, abim Sermet ve üvey babamla. Türkü şarkı söylediğimde herkes beni dinler, alkışlardı. Dükkanlarda, pamuk tarlalarında çalışarak büyüdü Ferdi Tayfur. 17 yaşında ırgatlık yaparken geceleri de düğünlerde şarkı söylüyordu. Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına girdi, ikinci oldu. Ancak üvey babası şarkı söylemesine engel oluyordu. Ferdi Tayfur bu yüzden İstanbul'un yolunu tuttu. Luna Park gazinosunda iş buldu. TRT sanatçısı Nurten İnnap'ın kadrosunda bağlama çalmaya başladı. Bu arada ilk plağı Leyla'yı çıkarttı ancak beklediği ilgiyi göremedi Ferdi Tayfur. Bir yandan hayat mücadelesine devam ederken diğer yandan besteler yapıp plaklar yapmaya devam ediyordu. Bir ara memleketine dönüp çiftlikte çalıştı. Ancak her defasında kendisini yine İstanbul'da buluyordu. Besteler yapıyordum. 1974 yılıydı. Hala nikahlı olduğum Zeliha ile mütevazı bir törenle evlendim. İlk plağım iyi sattı ama para sıkıntısı çekiyorduk. Mobilyaların taksitleri vardı.
Eleanor Plağ'ın sahibi Atilla Alp Sakarya iki bestemi Gülden Karaböcek'e okutmak istedi, hemen verdim. Benim de plaklarım art arda geldi. 1971 senesinde ben plak yaptım. Satmadım. 1975 yılı Ferdi Tayfur'un zirveye ilk adımını atmaya başladığı sene oldu. Eleanor Plağ transferi sonrası yaptığı Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme plaklarıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şöhretler sahnesinde bir numaraya yerleşti ve altın plak ödülü aldı. 1976'da Huzurum Kalmadı albümüyle sesini milyonlara ulaştırdı. Arabesk İmparatorluğu'nun artık yeni bir kralı vardı. Ferdi Tayfur 1976'da Çeşme filmiyle Yeşilçam'a hızlı bir giriş yaptı. Necla Nazır'la ilk defa kamera karşısına geçtiği yapımı milyonlar izledi. Daha yeni yeni tanındığı için yapımcıların temkinli yaklaşıp fazla para harcamadığı ve tutmamasından endişe ettiği film 12 milyona yakın kişiyi sinemalara çekti. Avantür ve erotik furyanın yerle bir ettiği Yeşilçam'da artık arabesk filmler zamanıydı. Ferdi Tayfur'da çektiği tek filmle bu furyanın en güçlü isimlerinden biriydi artık. Benim en büyük hevesim şeydi, sinema. Sinemacı olmak istiyordum ben. Bizim zamanımızda 13 kopya basılırdı. Bu 13 kopyadan 5 milyon, 4 milyon insan seyrederdi. Albümler, filmler peş peşe geldi. Ferdi Tayfur artık batan güneşin kralı. Büyük kitlelerin konserlerini hınca hınç doldurduğu bir yıldızdı. 70'li yıllarda zirveye çıkan Ferdi Tayfur, 80'lerde de hem kasetleri hem de filmleriyle Devler Ligi'ndeydi. Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit dışındaki birçok Yeşilçam güzeliyle kamera karşısına geçti. Birçok filmde birlikte rol aldığı Oya Aydoğan, yıllar sonra Ferdi Tayfur'la filmlerinde oynamak için hepimiz sıraya giriyorduk itirafında bulunacaktı. Müslüm Gürses'le çalıştım, İbrahim Tatlıses'le, Orhan Gencebay'la hepsinde çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte... İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses gibi birçok arabeskçi o dönem büyük bir şöhret hikayesinin kahramanıydı. Ancak Ferdi Tayfur hayranlarının bu sevgi halkası biraz daha uzundu. Müslümcüler gibi jilet olayları yoktu, ancak Tayfur için cinayet işleyecek kadar ileri gidenler bile vardı. Dönemin medyasına yansıyan habere göre bir Ferdi Tayfur hayranı, arkadaşını sırf Tayfur'a laf söyledi diye öldürüp 24 yıl hapis cezası almıştı. İnsanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet diye. Görüşleri farklı olsa da Yılmaz Güney'le de arkadaştı Ferdi Tayfur. Adana'da büyüyen bu iki dev ismin birçok defa bir araya gelmesi dönemin medyasında hep manşetlere çıktı. Hatta Ferdi Tayfur davaya ihanet mi etti gibi tuhaf başlıklar yazıldı. Ferdi Tayfur bu yüzden Yılmaz Güney'in oğlunun sünnet düğününe katılmak bile suç sayılıyor diye sitem ediyordu. Sağcısı da seviyordu, solcusu da seviyordu. Hiç kimse beni şey yapmıyordu yani. Çünkü hayatımı biliyorlardı yani benim. 1982'de Ferdi Fon plakçılığı kuran ünlü sanatçı artık kendi kasetlerini kendisi yapmaya başladı. 80'leri 11 kaset ve 26 filmle bitiren Ferdi Tayfur'un şöhret rüzgarı 90'larda da tüm hızıyla esmeye devam etti. 1992 tarihli Prangalar albümü 5 milyon satış rakamıyla rekor kırdı. Gülhane konserleri ise mahşeri kalabalıkların buluşma yeri oluyordu. ...90'larda sinema serüvenini noktalayan Ferdi Tayfur müziğe daha çok yoğunlaştı. Arabeskin altın çağını yaşadığı bir dönemde o da hayranlarına efsane şarkılar armağan etmeye devam etti. Hadi gel köyümde şekeri dönelim, hadi benim düğünümde halay çekelim. 2000'lerin başında da müzik çalışmalarına devam eden Ferdi Tayfur, reklam filmlerinde de oynadı. Ancak hastalıklar onun sahnelere erken veda etmesine neden oldu. Şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı kangren oldu. Tedavi için önce Amerika'ya gitti. Bacağının kesileceği söylenince Türkiye'ye döndü. Tedavi sonuç verdi, bacağı kurtarıldı. Tüm bunlarla uğraşırken müzik çalışmalarına devam eden Ferdi Tayfur, 2011'de yüz felci geçirdi. Endişe edecek bir şey yok, hayattayım, gördüğünüz gibi. Uzun tedaviler ve sabırla bunu da yendi Ferdi Tayfur. Ancak hayatın ona başka acı sürprizleri vardı. Bu kez de böbrekleri iflas etti.
bir süre diyaliz tedavisi gördü. Oğlu 55 yaşındaki Timur Turan Bayburt 2020 yılında ona bir böbreğini verdi. Ferdi Tayfur, "Oğlum bana ikinci baharı yaşattı" sözleriyle mutluluğunu paylaşacaktı. Kralın hayatı adeta bir arabesk film gibiydi. İçerisinde hem hüzün, hem umut, hem de bitmeyen bir sevgi çemberi vardı. Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Ferdi Tayfur'un özel yaşamı ise oldukça fırtınalı ve baş döndürücüydü. Daha 17'li yaşlarındayken yaşadığı gönül ilişkisinden bir oğlu oldu. Ancak bundan haberi yoktu. Annesi çocuğu bakması için başka bir kadına bırakıp yurt dışına çıkmıştı. Ferdi Tayfur ünlü olduktan sonra bakıcı kadın Tayfur'u buldu, "Bu senin oğlun" dedi. Ünlü sanatçı işte o gün 13 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendi ve onu yanına aldı. O çocuk yıllar sonra bir böbreğini babasına verip onun yeniden hayata tutunmasını sağlayan Timur Turan Bayburt'tu. Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini 1973'te nişanlandığı Zeliha Turan Bayburt'la yaptı. 1974'te evlenen çiftin iki kızı oldu. Ancak Ferdi Tayfur 1977'de Çeşme filminin çekimlerinde gönlünü ünlü yıldız Necla Nazır'a kaptırdı. O günden sonra bir küs bir barışık 30 yıl sürecek fırtınalı bir aşk yaşadılar. Şimdiki aklım olsaydı yapmazdım dediğim zamanlar var. 2007 yılında çift 30 yıllık birlikteliği bitirdi. Necla Nazır Ferdi Tayfur'a çok kızgındı. Habibe Ümyani Demir'le de birlikte olduğunu bilmediğini, haberi basından öğrendiğini söylüyordu. Ferdi evde değildi. Saat 12'ye geliyordu. Her gün bu saatte yemeğini hazırlar, ofisine gönderirdim. Telefon açıp "Yemeğini kaçta istiyorsun?" dedim. "Necla, az sonra gazetede göreceksin. Ben ayrılıyorum." dedi. Önce gazeteleri okudum, yıkıldım. Hemen iş yerine gittim. Beni ofiste karşısında görünce korktu. Hiç sesini çıkaramadı. Ertesi gün dünyanın öteki ucuna, Hong Kong'a gitti. Uzun bir süre gelmedi. En ufak falso vermedi diyorum. Her gün saatinde evindeydi. Tartıştığımız günlerde küsüp ofisine gidiyordu. Bir gün kalıp geri dönüyordu. Demek ki öteki evdeymiş. Hani insanların hayatlarında yaşayarak öğreniyorsunuz. Hatalar bizler için. 30 yıllık beraberliğin ardından Tayfur'un 15 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenen Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a oldukça kızgındı. Bu öfkesini o günlerde sık sık medyayla da paylaşıyordu. Biz tam 30 yıl önce Çeşme filminin setinde tanışıp aşık olduk. Filmde Ceylan'la Ferdi adlı iki sevgiliyi oynuyorduk. Öpüşüp koklaşma sahneleriyle iyice yakınlaştık. Aslında birbirimize değildi aşkımız. Sanırım biz o filmdeki karakterlere aşık olmuştuk. Benim arzuladığım o filmdeki Ferdi'ydi. Gerçek hayattaki değil. Ayrıca birbirimize gerçekten aşık olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Filmde kara sevda vardı, gerçekte ise acı. Ama işte Tuğçe var. Kârım bu yani. Ferdi Tayfur ise bu suçlamaları kabul etmiyordu. Necla Nazır'ın diğer birlikteliklerinden haberi olduğunu söylüyordu. Necla ile birbirimize aşık olduğumuzda evliydim. Kızım Tuğba vardı ve eşim Zeliha ikinci kızım Funda'ya hamileydi. Çekimden dönerken Eskişehir üzerinde yemek molası verdiğimizde bunu Necla'ya söyledim. Ben hayatım boyunca hiçbir kadına yalan söylemedim. Ümyani ile beraberliğimiz söylendiği gibi 15 sene olmadı. Necla ile son ayrıldığım yıl olan 2007'de başladı. Necla Nazır'dan bir kızı olan Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ünlü sanatçı adeta İbrahim Tatlıses'le yarışıyordu. 60'lı yıllarındaydı ve 5. kez baba oldu. Ancak Tayfur tüm bu fırtınalı aşk hayatını başladığı yerde bitirdi. Hastalıklarla boğuştuğu bir dönemde Marmaris'e yerleşti. İlk eşi Zeliha Turan Bayburt'la beraber yaşamaya başladı. Eğer bir yerde mutluysan neresi olursa olsun orası senin cennetindir. Yoksulluklar içerisinde geçen bir çocukluğun ardından inanılmaz bir başarı hikayesinin kahramanı oldu Ferdi Tayfur. Hiç okula gitmeden okuma yazma öğrendi. Efsaneleşen şarkılar yazıp besteledi. Milyonları sinemalara çeken filmlerde başrol oynadı. 30 yılı aşkın bir süre boyunca hep zirvedeydi. Hastalıklar olmasa şarkı söylemeyi hiç bırakmayacaktı. Ömrünün son yılları bu yüzden zor geçse de 9 altın plak, 50'den fazla albüm, 30'u aşkın filmle arabesk dünyasının sayılı krallarından biri olarak tarihe geçti. Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim, bir garip ölmüş de yasına geldim, geldim emmoğlu.
sanatçı olarak doğmuşum. Çünkü sonra da sanatçı olunmuyor.